Birçok insanda reflü var, şişkinlik var, gaz var. Neden? Çünkü yemek esnasında, yemek veya kahvaltı esnasında sıvı tüketirsiniz veya hemen sonra mide asidi bozulur. Şimdi mide asidi çok sert bir asit. Hidroklorik asit. pH'i midenin salgılamış olduğu asit pH'i 1 ila 2 mide asidi. Çok sert bir asit. Yemiş olduğumuz bütün sebze, meyve, hayvansal veya ne olursa olsun hepsinde, bütün gıdalarda bakteri, virüs, mantar, parazit, larva, her şey olabilir. Fark etmiyor. Mide asidi ne yapıyor? Her türlü mikrobu öldürüyor. Bir, iki, pepsin birçok enzim de salgılıyor. Mide sadece hidroklorik asit değil. Bütün tüketmiş olduğumuz gıdaları bulanmaş haline getiriyor. İşliyor, bozuyor, çözüyor. Mide asidi kaynar su gibi düşünün. Kaynar suyun içine attınız ne olur? Her şeyi haşlar. Fakat su içiyorsunuz. Kahvaltıda, yemekte içilen su. Hele bazıları kola içiyor. Maşallah onlar gitti tamam, unut. Meyve suları içiyorlar vesaire vesaire. Onlar tamamen zehirlendi. Bazıları da alışkanlık. Ben de içiyorum bazıları derken çay içiyorum, kahve içiyorum. Unutuyorum bazen ben de. Unutmamak lazım. Sağlığını düşünüyorsa insan zehirdir. Ne yapıyoruz? Yemekten sonra çay iç, kahve iç, çerez ye vesaire vesaire. Bunların hepsi mide asidi ne oldu? pH'i bozuldu. Burada 1, 2 idi. Burada oldu 3, 4. Bu kaynar su gibi. Bu ne? Ilık su gibi. Hiçbir bakteri, virüs burada ölmez. Ölmeyen bakteri, virüs ve mantarlar bağırsağa geçer. Bir. İkincisi, asit bozulduğu için burada gaz meydana gelir. Gaz. Bu da gaz midenin kapakçığını yukarı doğru zorlar. Zamanla yakar. Midenin sifing denen kapağı var burada. Altta ve üstte iki tane kapağı. Burayı yukarı doğru zorlar. Sıvı tüketirseniz kahvaltıda, yemekte reflüye sebep olur. Sindiremediği için gaz oluşur. Ve sindirilmeyen besin 12 parmak bağırsağına geçti. 12 parmak bağırsağı da sindirilmeden, midede hazmedilmeden, işlenmeden gelen gıdayı ne yapar? O da işleyemez. 12 parmak bağırsağı da işleyemez. İnce bağırsağı. İnce bağırsağı da işleyemez. Kalın bağırsağı. Kalın bağırsağı geldiğinizde devreye zararlı bakteri, virüs ve mantarlar için bir ziyafet çıkar. Çoğalırlar, beslenirler. Böylece sindirim sistemi bozulur. Kişide gastrit, ülser, reflü, enterit, kolit, çölyak, irritable bağırsak sendromu, bu da zamanla alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu. Aklınıza gelen bütün hastalıklar işte buradan kaynaklanır. Bağırsak mantarlarının azmasının sebebi mide pH'inin bozulması. Bunu yapabilirsek, yani sadece yapacağımız para vermek değil. Yani illa şu ürünü alın, ürünü satmak derdine değil. Sağlığınıza kavuşun yeter. Su içmeyin zamansız. Yemekten ve kahvaltıdan yarım saat önce istediğiniz kadar su için. Yemek ve kahvaltıdan 2,5 saat sonra istediğiniz kadar su için. Ama bu arada 3 saat içerisinde sıvı tüketmezseniz kolay kolay hastalanmazsınız. Hastalıkların %95'ini atlatırsınız.